Mehmet. Geçmiş olsun. Savcı Bey sizi bekliyordu da. Gecikince araştırdık, burada olduğunuzu söylediler. Kusura bakmayın, böyle bir olay olunca. Bir saniye müsaade ederseniz. Tabii. Çok uzatmadan gidelim baba. Buyurun gidelim. Kosova, en ufak bir tehlike hissettiğinde geri çekileceksin. Şu an senin hayatın benim sorumluluğum altında. Unutma, Tekin silahlı olabilir. Konuşmazsa üstüne gitme. Anlaşıldı Savcı Bey. Tekin'in ağzından aleyhine delil olabilecek ciddi bir şey çıktığında hemen harekete geçeceğiz. Biz harekete geçtiğimizde kenara çekeceksin. Yani önümüzü boşaltacaksın. Tamam Savcı Bey. Timur, böceği bir kez daha deneyelim. Bir aksilik istemiyorum. Anlaşıldı efendim. Mehmet Kosovalı, senden bir ses denemesi daha alalım. Ne söyleyeyim Savcı Bey? Mikrofon sende Kosovalı. Ne istiyorsan onu söyle. Ses temiz efendim. Sorun yok. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısın Kosovalı? Hazırım. Sakin ol. Heyecanlanma. Seni içeri almasına ikna etmen lazım. Zorla girersen kaydettiklerimizi delil olarak kullanamayız. Siz merak etmeyin. Paşa paşa gireceğim içeri. Tekrarlıyorum. Konuşmazsa bırakıp gideceksin. Çok zorlarsan hepimizin başını yakarsın. Hadi öyleyse. Kolay gelsin arkadaşlar. Kosovalı, sizin oralardan çok kahraman çıkarmış. Tekin, Mehmet ben. Ne işi var lan bunun burada? Ne istiyorsun Mehmet? Anlaşmaya geldim Tekin. Aç kapıyı. Bu kavga nereye kadar sürecek? Konuşalım Tekin. Bir numara yaparsan yakarım Mehmet. Numara falan yok. Aç da konuşalım yüz yüze. Geç içeri. Kapat kapıyı. Artistlik yapma. Geç öyle. Tekin. Silahı indirsen. Çok konuşma lan. Ay, sinirimden silah çekti. Ulan senin yüzünden kaç yıldır çalıştığımız yerden olduk. Sen geçmiş karşıma masal anlatıyorsun. Beni ölüme kapattınız. Ne masalından bahsediyorsun sen? Hadi lan. Ölüme kapatmışız. Buradasın işte. Hayatta. Daha ne istiyorsun? Tekin. Olanları unutalım şimdi. Anlaşalım. Benim anlaşacak bir şeyim kalmadı. Kör inadın yüzünden yıktın lan düzenimi. İnatla minatla alakası yok. Velinin öldürüldüğünü gördüm, ifademi verdim. O kadar. Her şeyin içine ettin lan. Ne dik kafalı adamsın sen be. Niye üzerime bu kadar geldiniz? Yıktın düzenimi diyorsun. Ne düzeni bu anlamadım. Ne düzeni anlat bilelim.
Tamam, güzel. Hadi Kosovalı. Ne ulan? Hesap sormaya mı geldin? Neyin hesabını soracağım kardeşim? Hesap soracak bir şey mi kaldı? Sürekli didişip duruyoruz. Mehmet, sen kaşındın. İşi bu noktaya sen getirdin. Başka diyecek bir şeyin yoksa defol git. Ben mi kaşındım? Ulan siz benim nişanlımı bile tehdit ettiniz be. Bana ne senin takıntından? Nişanlıymış. Başlarım senin nişanlına da sana da. Artistik yapma. Bas git. Vururum Allah'ıma. Lan git. Ona buna köpeklik yapıp tersane üstüne mal kaçırmak var mı lan? Ne biçim adamsın lan sen? Bir geri basmaz mısın? Ölüme kapattık. Eşek sudan gelinceye kadar dövdük. Akıllamadı mı lan sen hala? Tamam, giriyoruz. Adam silahlı. Ani bir hızla giriyoruz. Kolay gelsin. İndir lan şu silahı. İndir. Adam olsan sıkardın zaten kalleş herif. Senin cesaretin ancak pusu kurmaya yeter. Veli'yi de öyle öldürmediniz mi lan? Pusuyu kurdunuz, bastınız adama elektriği. Öldürdük lan. Öldürdük it. Şimdi de sıra sende lan. Sende. Geber lan geber. Köpek. Kutu lan. Ulan şerefsiz. At silahını teslim ol. Geri bırak silahı. Elini kaldır. Bana saldırdı. Saldırdı bana. Kosovalı. Kosovalı. Haneye tecavüz var. Herif evimi bastı. Yapmadım ben bir şey. Yapmadım. Konuşturdum köpeği. Konuşturdun Kosovalı. Bu sefer şahidin de var, delilin de. Hadi. Geçmiş olsun. İyi misin? İyiyim Savcı Bey. Çok iyiyim. Sana gitme diyorum. Bir kere de kardeşini dinle, senin iyiliğin için. Ne iyiliği Filiz, ne iyiliği? Ender, kızın sevgilisi, ailesi, herkes oradadır. Şimdi gitme. Şimdi değilse ne zaman kızım? Onu ertele, bunu ertele, ben gidiyorum. Ben de geliyorum o zaman. Rezillik çıkartmana seyirci kalamam. Bekle beni. Bütün konuşmalarını dışarıdan dinledik. Hepsi kayıtlı. Üstelik adama silah sıktın. Ama ben... Adam yaşıyor. Silahı ateşlediğinde üzerinde çelik yelek olduğunu bilmiyordun. Adam öldürmeye tam teşebbüs. Avukatımı çağır. Ön sorgudan sonra onu da çağırırız, merak etme. Ama şimdi beni iyi dinle. Elimdeki delillerle seni süründürürüm. Ama bana yardımcı olursan, ben de sana yardımcı olurum. Senin yalnızca bir piyon olduğun belli. Orada ne arıyordunuz? Bu işin arkasında kim var? Bana daha büyük isimler lazım. Dediğiniz gibi, ben emir kuluyum. Bırak şimdi kulluk muluk. Bana ne işler çevirdiğinizi anlat. Anlat hadi. Yoksa ömrünü zindana gömmek için elimden geleni ardıma koymam. Tersaneye gelen gemiler... Bazen gemilerde... Evet. Gemilerde mal olur. Gizli bölmelerde. Ne malı bu? Nereye gönderdiniz bu malları? Gemi tersaneye bakıma çekilince... Gizli bölmelerine mallar yerleştirilir. Ya da... Gelen mal varsa onlar çıkarılır. Geminin neresinde bu gizli bölmeler? Geminin uygun yerlerine işte. Kaynakla özel bölmeler yapılır. Sonra? Sonrası... Açılan bu gizli bölmelere mallar yerleştirilir. Sonra
gemi gümrüğe gider, normal yükünü alır. Kimse uyanmaz. En yakın sevkiyat ne zaman? Söyle! Ben bilmiyorum. Yatarsın ömür boyu. Bir kere de adalete çalış. Sen de bu vatandan yemiyor musun ekmeğini? Söyle! Şey... Bugün bir sevkiyat yapılacaktı. Ama biz işten atılınca... Kime yaptırırlar bilmiyorum. Hangi gemiyle yapılacak sevkiyat? Kervan 3 şilebi. Savcı bey, o şilep Sefa Kervancıoğlu'na ait. Şu meşhur Kervancıoğulları ha? Evet. Avukatı size Kervancıoğulları mı gönderdi? Ben bilmiyorum. Onlar mı gönderdi dedim? Evet efendim. Anlaşılan gece daha bitmedi. Arkadaşlar, destek isteyin. Dershaneye gidiyoruz. Kosovalı. Seni bırakırlar. Git biraz dinlen. Bundan sonrası bizim işimiz. Sağ olun Savcı Bey. Kolay gelsin.